UEZ 2022 Sapanca'da konuğumuz Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay. Zeynep Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Zeynep Hanım, öncelikle size grubunuzun sürdürülebilirlik stratejisini sormak istiyorum. Bu konuda nasıl bir vizyonunuz, nasıl bir stratejiniz var? Sürdürülebilirlik kavramı çok geniş aslında. Sürdürülebilirliğin hani ben günümüzde biraz hani çok tekrarlanan şeylerin biraz anlam yitirdiğini düşündüğüm için çok böyle katı işte çevik olmayan yapılara doğru da şirketleri dönüştürdüğünü düşünüyorum. O nedenle hani bence sürdürülebilirlik aslında işte içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda içinden geçtiğimiz bu zor konjonktürde hani ayakta kalabilme ve açıkçası ihtiyaçlara cevap verebilme, bu anlamda da şirketin sürekli kendini yenilemesi ve sürdürülebilir stratejilerle hani bunu gerek iklim anlamında alabilirsiniz, gerek işte verimlilik anlamında alabilirsiniz, gerekse topluma geri verme anlamında alabilirsiniz. Bunların bileşimiyle yoluna devam etmesi demek. O nedenle hani sürdürülebilirlik kavramı kişiden kişiye, kurumdan kuruma nasıl anladığınıza bağlı olarak değişiyor. Bizim anlayışımız işte şöyle, biz bir defa ağırlıklı bir şeyiz, üretim şirketleriyiz. Dolayısıyla bir defa hani sürdürülebilir üretim çok önemli. Günümüzde biliyorsunuz enerji krizi, onun getirdiği işte global konjonktürdeki değişim nedeniyle işte tedarik zincirlerindeki kırılma ve bunun getirdiği bir takım bölgeselleşme, üretim yöntemlerinin de değişmesi ve ülkelerin sanayi politikalarında yaptığı bir takım farklılıklar nedeniyle tabii ki ülkemizde biz de bundan etkileniyoruz. Dolayısıyla önce iyi bir tedarikçi, iyi bir üretici ve doğru zamanda, doğru yerde doğru ürünü ve hizmetle birlikte sunmaya gayret eden bir üretici olma gayret içerisindeyiz. Bunu verimli bir şekilde yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarımızı arttırıyoruz. İşte hem bunu yaparken çevreye ve insana zarar vermeden yapmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili başlattığımız sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde aldığımız eğitimler ve arkadaşlarımızın geliştirdiği projeler var. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan da işte sosyal fayda anlamında topluma geri dönerek işte oradan aldığımızı tekrar geri verme yönünde de gayretlerimiz var. Bunların hepsini biz İyi Bak Dünya'na ismi üzerinde, mottosu üzerinde yaptık. Bu aslında pandemi döneminde hepimizin işte alıştığımız bir iş yapma modelinin ve işte ofislere gelerek birbirimize dokunarak gerçekleştirdiğimiz bir süreçler sonucu elde ettiğimiz faydayı farklı bir şekilde yapmak zorunda olmamızdan kaynaklı bir takım tabii ki çalışanlarımıza da ve bizde de bu döneme adaptasyon zorlukları yaşadık. Bunun çeşitli aslında etkilerini de gördük. Hem kişisel bazda hem işte kurum bazında. Üretimde biliyorsunuz intikaya uğratmak kolay değil. Servis sektöründe bu işler çok daha kolay. Uzaktan çalışmak kolay değil. Bütün bunlara uyum sürecinde gördük ki hakikaten hani bizim günün şartlarına hızla uyum sağlayıp belirsizliklerle hani ortamında karar almayı işte güçlendiren, aynı zamanda zihinsel olarak da kendimizi daha hazır hissettiğimiz, yaşam ve işte iş dengesinde bir anlamda bu zorluklar içerisinde şey tutabildiğimiz, hani dengede tutabildiğimiz bir iş modeline ihtiyacımız var. Bunun için önce kişinin kendinden başlaması lazım. Ondan sonra çevresinde, ailesinden, çevresinden, iş ortamından ve işinde açıkçası işte tedarikçisi, birlikte iş yaptığı iş paydaşları, ekosistemi yönetmesi gerekiyor. Bunu hedefledik aslında. Bu anlamda işte neler iyileşebilir, neleri daha iyi yapabiliriz, kendimize nasıl daha iyi davranabiliriz, bu değişimi nasıl kolay karşılayabiliriz, buna adaptasyonda yaşanan zorlukları nasıl hani daha kolay adapte olabiliriz, bertaraf edebiliriz falan, bütün bu sorularla başlattığımız bir süreç. Bunu her şeye yansıtabilirsiniz.
Bunu tabii ki pandeminin getirdiği işte bir takım eşitsizlikler, işte ne bileyim, işte kadınsanız hani iş dünyasında entegrasyonunuz pandemi döneminde, işte çocuklar evde, çalışmak zorundasınız, işte yaşlılar riskli, nasıl yapacaksınız, onların yaşadığı problemlerden tutun, işte iş fabrikalarımızın olduğu şehirlerdeki işte sosyal dokudaki yaşanan problemlere kadar birçok konuyu da oldukça geniş, oldukça dikkate alarak bunları hayata geçirmeye çalıştık. Peki orta ve uzun vadede bu konudaki hedefleriniz neler? Ya bu konuda bizim şeyimiz, biz artık hani felsefemizi bunun üzerine oturttuğumuz için, her yaptığımız için biraz daha fayda odaklı, etki odaklı yapmaya çalışıyoruz. Her içinde bulunduğumuz bu, ister iş olsun, ister sosyal proje olsun, ister kendi iç ekosistemimizdeki yaptığımız iş politikaları, iş modelleri olsun, bunları bir bu gözle bakmaya çalışıyoruz. Bu gözle süzgeçten geçiyoruz. Önceliklendirmelerimizi buna göre yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yeni bir işe bakış modelimiz var. Bunu hayata geçiriyoruz. Bunu sürdürmeye gayretinde olacağız. Tabii ki bu içinde yaşadığımız zor dönemde, yani önce pandemi, ondan sonra işte tedarik zincirlerinin kırılması, şimdi savaşla birlikte tekrar ikinci kere kırılması ve açıkçası gelişmiş ülkelerin de hani küreselleşmeden vazgeçmesi ve enflasyon yaratma pahasına işte popülist politikaların devam etmesi, çünkü işte ülkeye daha fazla yatırım, daha fazla sanayi politikalarını içeride üretmeyle ilgili dertlerin olması ve bunun da küresel finans sisteminin de yönlendirmesi neticesinde artık bizler gibi gelişmiş ülkelerin hani çekebilmesi, yatırım çekebilmesi, işbirliklerinin içerisinde olabilmesi çok kolay değil. Dolayısıyla bu bakış açısıyla da biz bu önümüzdeki dönemi hani daha verimli geçirmek adına bir takım tabii politikaları öne almaya çalıştık. İşte yerindelik, yerellik önem kazanıyor artık. İşte bölgesellik önem kazanıyor. Bu gerek iş yapma modelinde, işte tedarik zincirleri anlamında, gerek birlikte üretme, işte birbirlerinden fayda yaratarak bir hizmeti, ürünü meydana getirme gibi konuları biraz daha dikkatimize alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında başka coğrafyalarda olmayı da hedefledik. Oralarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da yatırımı ülkede devam ettiriyoruz. Çünkü açıkçası pandemi döneminde de dolar anlamında da yatırımlarımızı ikiye katladık. Bizim bazı içinde bulunduğumuz sektörler daha B2C'ye yakın sektörler. Her ne kadar B2B ile çok çalışsak da diğer sektörler ise daha tabii global konjonktürden etkilenen savunma ve havacılık. Havacılık COVID'de etkilendi biliyorsunuz. İşte seyahatler yasaklandı falan. Bu işte uçak üretiminden havalimanlarının yönetimine, oradan da bizler gibi aslında o sektöre hizmet sağlayan, parça üreten, tedarikçi olan kurumları da etkiledi. Diğer yandan savunma sistemleri, işte yeni bu dünya düzeninde tabii ki işte Rusya, Çin ve işte Batı'nın kendi arasında hizalanmasıyla hani dünyada da iki çift kutuplu bir şeye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede hem yatırım politikaları hem ülkelerin savunma politikaları etkilendi. Bunlar neticesinde de ülkeler hem savunma harcamalarını arttırdı ve bunun hem havacılıkta hem savunmada hani dünyada da çeşitli şeyleri olacak. Yani işbirlikleri, birleşmeler, satın almalar, bütün konsolidasyonlar olacak. Buna göre tabii ki biz de kendi pozisyonumuzu ağırlıkla da ihracat yapan bir kurum olduğumuz için tekrar gündeme getirmek, oralarda farklı iş modelleriyle yürüyebilir miyiz, ona bakıyoruz. Bir yandan da tabii ki ülkemiz içinde yerli milli projelerin içerisinde yer alıyoruz. Beşeri kaynaklarımızı daha iyi kullanarak mühendislik ve tasarım kabiliyetimizi üst seviyeye çekerek hani bu anlamda biraz daha katma değere doğru arttıran işlerin içerisinde olmak gerekiyor. Bunlar için de yatırım planlarımız vardı. Onları da zaman içerisinde işte devreye teker teker alıyoruz. Bizim planlarımız bu mertebede. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım verdiğiniz bilgiler için. Uludağ Ekonomi Zirvesi Sapanca'da söyleşilerimiz devam edecek. Teşekkürler.